Efendim ekran başına hoş geldiniz. Saat tam 8.15'te pazartesi biz sizlerleyiz e, ve çok değerli konuklar ağırlayacağız. Hazırlığımızı yaptık. Güzel sohbetimizi yani hayattan bir kısmı sizlerle paylaşacağız. Hiç vakit kaybetmeden, konuklarımızı da bekletmeden programımıza başlayalım. Güzel seyirler şimdiden. Görüşmek üzere. Vitaminler sağlığımıza ne gibi katkı sağlıyor? Hayat kalitesini arttıran bilgileri beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen anlatacak. Az sonra. İş insanı Kemal Çakır, hasta ve yaşlı bakımı için muhteşem bir girişime imza atıyor. Evde sağlığa dair tüm detaylar sizlerle olacak. Az sonra. Çocuklara karşı mahremiyet sınırları nasıl olmalıdır? Zorbalıkla nasıl baş edilir? Uzman klinik psikolog Metin Aydın yanıtlayacak. Az sonra. Efendim Hayatı Paylaşmak programında yine sizlerin de benim de görmekten çok mutlu olduğumuz alanı gerçekten derin ve sıkıntılı bir alan olmasına rağmen bizlere anlatırken çok kolaymış gibi hitap eden e, kıymetli hocamız e, Profesör Doktor Orhan Şen hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi alanınız dediğim zaman tabii ki e, beyin, sinir ve omurilik insanın aslında Allah korusun kazayla ya da yaş itibariyle ya da bir anda bir yerleri e, sıkıntıya düştüğünde yaşadığı e, olaylar mesela hocam beyin kanaması. Beyin kanaması ona bağlı ağır koma durumu ona bağlı felçlik tablosu konuşamama veya omurilikte bir damar yumağına bağlı bir kanama veya bir kaza darbe sonucu kırılma eğer boyundaysa boyundan aşağı felçsiniz. Eğer beldeyse belden aşağı felçsiniz. Dolayısıyla gerçekten bir şeyin var veya yok olduğu bir nokta. Evet. Beyin sinir cerrahisi uzmanı arada da doğru bilinen yanlışlar olarak anlattığımız tanı evet radyolojik olarak beyin sinir omilik cerrahisini ilgilendiriyor ama bütüncül yaklaştığımız zaman aslında bunun tanısı bu. Bu. Bu dediğimiz tanılarda da bu sefer hasta ortada kalıyor ortada kalan hastalara da arkadaşlarımızla birlikte nelerle takviye çıkabiliriz? Onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Onların yüzlerini nasıl güldürebiliriz? Hep programlarda anlattık. Aslında radyolojik olarak bel fıtığı veya boyun fıtığı var ama klinik yakınması ya omuz problemi veyahut da inflamatuar ağrı dediğimiz romatizma yatkınlık ağrıları veyahut da bağırsak hastalıklarına bağlı onların vuran yansıyan ağrıları. Dolayısıyla bunlar da bütüncül yaklaşarak ayrıca ek neler verebiliriz onların içerikleri onlarla ilgili bu içeriklerin kullanıldığı zaman yaptığı etki etki mekanizmasını da hastalarımızla bugün paylaşmaya çalışacağız. O zaman şöyle söyleyeyim değerli izleyenler hemen telefon numaralarımızı bildiriyorum sizlere ve sonrasında bir cümle ekleyeceğim hocamızla ilgili siz de bilin istiyorum. 0212 702 24 14 WhatsApp hattımız 0554 494 90 39 efendim aynı zamanda sizinle ilgili vereceğim o güzel bilgiye biz biraz biraz söylüyoruz izleyenlere ama buradan da net bir şekilde söyleyeyim hocamız tabii ki beyin sinir omurilik cerrahisi fakat alanının ötesinde bir de insanlara faydalı olmak adına kendi böyle yararlı, sağlıklı olabilmek adına takviye gıdalar da tavsiye ediyorsunuz mesela hocam. Evet. Sohbetimizin devamı aslında biraz da böyle olsun. Sizin işiniz tabii ki Ameliyatlar, e, tehlikeli vakaların hayata döndürülmesi, Allah e, elinize kolunuza sağlığınızı zavallı vermesin Abi. ama hastalanmadan öncesini de düşünmek gerekiyor değil mi hocam? Bu konuda ne diyorsunuz? Yani o yaşa gelmeden sağlıklı gelebilmek adına. Yeni olan Sayın Sağlık Bakanımızı yakından izlediğiniz zaman vurladığı bir cümle var. Önce koruyucu hekimlik. Aslında hekimliğin temeli buna dayanıyor. Hastalanmayı nasıl engelleyebiliriz? Bedenin kendisini ve ruh sağlığını nasıl koruyabiliriz? Bunlar için neler yapmalıyız? Hı hı. Bir kere temel olarak yapmamız gereken şey bir dengeli beslenme, iki spor, egzersiz, üç uyku. Ve dengeli beslenmede eksik kalan şeyleri takviye gıdalarla ama doğru, emin olduğumuz, güvendiğimiz takviye gıdalarla tamamlayabilmek. O zaman hemen devam etmeden bu üç taneyi şöyle elimizde tutalım hocam. Bir, ne çok önemliydi? Birincisi mutlaka dengeli beslenme. İkincisi hocam? Spor, egzersiz. Üçüncüsü? Üçüncüsü de uyku. uyku. O zaman gelelim bu üçünün. Ee, problemini yaşayan kişilere şimdi tavsiyeler. Birinci de hocam takviye gıda ne almalılar ki e, bunu düzene koysunlar? Neler tavsiye edersiniz? Dengeli beslenmeye uymayan kimler var mesela vejeteryan beslenenler. <laughs> Bunlar kırmızı et yemiyorlar. Kırmızı et yemedikleri zaman veya tavuk eti yemedikleri zaman bunların kendilerinde eksik olan enzimlerin, vitaminlerin mutlaka takviye edilmesi gerekiyor yoksa Vücut gerçekten bir bütüncül sistem içerisinde çalışıyor. Enerji metabolizması eksik kaldığı zaman, eksik kaldığı zaman kendinizi yorgun, halsiz hissedersiniz. Ve buna bağlı tansiyon, şeker gibi hastalıklara eğiliminiz artar. Bu da sizlerde vasküler demastan birçok otoimmün hastalıklara kadar sizi götürebilir. Dolayısıyla eğer sadece kırmızı et veya tavuk yiyip de sebze meyveyi az tüketiyorsanız, iyi bir diyetisyenle bu anlamda beslenmeyi mutlaka dengeli Hayır ben buna rağmen yiyemiyorum diyorsanız o zaman bunların eksikliğinden kaynaklanan takviye gıdaları mutlaka vermek gerekiyor. Mesela örnek vereceğiniz bir takviye gıda var mı içerik açısından diyorum? Örnek olarak şunu söyleyeyim ben size. Ee, koenzim Q10. Hı hı. koenzim Q10'un kendisi vücudumuzda enerji yapmaya yarıyor. Enerjinin o dönüşümünü sağlıyor. Hı hı. ATP adını verdiğimiz en son enerji olarak adlandırılan enerji üretimini gerçekleştiriyor. Nerede bulunuyor? Mitokondri adını verdiğimiz hücrenin en temel noktasında. Bunun kendisi eğer eksikse ki bunlar genelde sakatat tarzı hmm. e, besinlerle, kırmızı etle alınır. Neden sakatat tarzı ürünlerle besin alınır? Çünkü en çok en çok bunlarda bulunur. Karaciğerde, hmm. böbrekte pankreasta, beyinde bulunur. En çok bulunduğu neyse onu yediğiniz zaman da o kadar çok almış olursunuz. Bu kadar basit bir mantık. Evet. İkincisi hocam? İkincisi spor. Sporla ilgili olarak da performansınızı arttırmak adına neye ihtiyacınız var? Enerjiye ihtiyacınız var. Enerji arttıran ne? Koenzim Q10. Eğer siz bunu az önce bahsettiğim gibi beslenme şeklinizde bir bozukluk varsa Alamıyorsanız o zaman koenzim Q10 desteğini almanız gerekiyor. Hı hı. Neyi almanız gerekiyor? Selenyum çinko, bakır gibi destekleri almanız gerekiyor. C vitaminini almanız gerekiyor ki bunlar sizin o enerji dönüşümünüze katkıda, Katlısın, bulunsunlar. Ki sağlasın ki bağışıklık sistemi de ona göre düzgün çalışsın. Ve sıra geldi üçüncüye. Uyku. Bu herkesin aslında sorunu olan ve benim özellikle burada torpil yapacağım bir sunucu olarak kendime ee, ama değerli izleyenler gerçekten ciddi bir uyku problemim var. Hocam bunun için ne takviye kullanılmalı ki ben bir şey kullanıyorum. Sizin karışımınızın olan ve bana gerçekten iyi gelen ama düzenli kullanmıyorum bu bir hata mı hata hmm. düzenli kullanın Çünkü vücudun biyoritmi var eksik olanında alındığı zaman bir dengede olması gerekiyor o dengede olması için de o aralıkları iyi ayarlamalısınız evet. pas geçmemelisiniz burada uyku gerçekten tüm hastalıklarda ana sebep öyleymiş hocam. düzensiz bir uyku uyku yeteri kadar alamama sizin stres hormonu adını verdiğimiz kortizolu arttırıyor. Kortizolun artmasına bağlı olarak da mutluluk hormonlarınız azalıyor. Beraberinde kadınlarda östrojen, erkeklerde testosteron hormonunda azalma meydana geliyor. Bununla beraber kilo alma, evet. strese bağlı kortizol, e kortizol hormonu arttığı için kilo alma devreye giriyor. Ona bağlı kısır döngüyle yüksek tansiyon ve şekere kadar gidiyor. Allah korusun. Burada bağışıklık sisteminiz düşüyor. Uykuyu almanın temel yolu bir öncelikle uyumadan önce güzel bir duş alacaksınız. Evet söylemiştiniz bunu hocam. İkincisi ikincisi uyumadan önce yaklaşık bir saat kadar önce ışığı azaltmaya başlayacaksınız çünkü ışık uyarıyor. Cep telefonu başucunuzdan uzak olacak. Yaramaz Cep telefonunun kesinlikle mesajlar geldiği zaman onun mavi ışığı uykuya zarar veriyor. Birincisi bunlara uyacağız. Evet. İkincisi uyku için eğer buna rağmen destek gerekiyorsa. Ben genelde söyleyebilir miyim? İlk lütfen. sizden öğrendim değerli izleyenler de artık ezberlemiştir. Magnezyum evet. kullanacağız. Teşekkür ediyorum. Sabah akşam. Teşekkür ediyorum. Magnezyum çünkü melatonini sürekli kullanmaya devam ederseniz dışarıdan melatonin alınca kendi üretimi azalıyor kendi üretimi azalınca siz daha sonra melatonini sürekli alma ihtiyacı hissediyorsunuz ve o aldığınız dozda bir müddet sonra yine uykusuzluk olarak karşınıza çıkıyor. Halbuki uykuyu en iyi getiren magnezyum. Ha magnezyumla beraber ne yapılabilir? Bununla beraber melisa, papatya, papatyanın çayı mesela alınabilir. Melisalı çay alınabilir veya bunların hepsinin beraber olduğu ıı, takviye gıdalar alınabilir. Passiflora otu, çoban çökerten otu, Bunların hepsi sizin kaliteli uyku almanızı sağlıyor magnezyumla beraber. Bunlar da yaptığınız takdirde vücudunuzun bağışıklık sistemi güçleniyor ve bu bağışıklık sisteminin güçlenmesine bağlı olarak da hastalıklara az yakalanmış oluyorsunuz. Evet hocam hastalık demişken zamanında inşallah Allah bir daha öyle bir sıkıntı yaşatmasın bizlere ama aslında tüm dünyaca durdu bizim hayatımız. Covid döneminden bahsetmek istiyorum. Yani gerçekten büyük bir sıkıntı oluştu ve zor toparlandık. Aslında öyle hastalıklara e, hani e, daha dirençli olabilmek için tavsiyeniz neler? O dönemi hatırlayın lütfen C vitamini ve çinko veriyorlardı. Hı <laughs> Aslında C vitamini ve çinkonun yanına Selenyum takviyesini yapmak gerekiyor. Hocam selenyumda bölmek istedim çünkü selenyumu şu anda bütün diyetisyenler sizin gibi uzman hekimler tavsiye ediyor. Ee, siz de söylediğiniz şimdi neden? Neden? Çünkü vücudun antioksidanlarından glutatyonun çok daha iyi çalışması için, çok daha etkin olması için selenyum, çinko, kükürt içeren gıdalarla desteklenmesi gerekiyor. Vücudumuzun kükürt'e anormal ihtiyacı var. Bu kükürt sayesinde glutatyon aktivitesi artıyor. Glutatyon da antioksidan etkiyle sizin vücudunuzun yaşlanmasını geciktiriyor, inflamotor ağrılarınızı alıyor ve beraberinde periferik arter hastalığı adını verdiğimiz dolaşım bozukluklarında o bölgenin kanlanmasını artırarak plakların oluşumunu azaltarak kanlanmayı arttırıp bacaklara vuran damarlardan kaynaklanan periferik arter hastalığı, reyno hastalığı diye adı geçer bunların. <laughs> bunların kısmen de olsa rahatlamasına yardımcı oluyor. Ay bu çok güzel bir şey. Müjdeli bir haber gibi dinledik değerli izleyenler. Sizler de notlarınızı alın ne olur. O zaman biz selenyumu hayatımıza alıyoruz. Kesinlikle. Özellikle kadınlar. Kesinlikle. Glutatyonun bu etkisinin dışında aslında glutatyon bir tripeptit diye adlandırılır. Bu el sistein glisinin ve glutamat adını verdiğimiz proteinlerin bileşimidir. Burada sistein genellikle şimdi izleyicilerimizden böyle prospektüsü okuyanlar hemen evet. a sistein ben öksürüyordum, balgam çıkaramıyordum. Doktor bana yazmıştı. Onun üzerinde sistein yazıyordu. içerik evet. İçerik bu. Müstasar ismi. Şimdi burada sisteinin kendisi glutatyonun oluşumunu arttırır. Ve sisteinin kendisi aynı zamanda Akciğerlerde balgam söktürücü özelliği var. Akciğerin içerisindeki o gördüğünüz pisliklerin hepsinin öksürük yoluyla dış atımını sağlar. Sağlığa zararlı tütün kullandıkları zaman bunları aldıklarında akciğerdeki glutatyon miktarı azalıyor. Azaldığı zaman da balgam birikimi buna bağlı öksürük ve vücudun tümünde etkili olan glutatyon antioksidan etkisi azaldığı için bağışıklık sistemini bozuyor bağışıklık sistemini de bozduğu için ve az önce bahsettiğimiz periferik arter hastalığı gibi dolaşımdaki problemler olan katkısı da azaldığı için bütüncül olarak vücuda zarar veren bir ortam oluşturuyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka glutatyonun kendisi antioksidanlar içerisinde en önemlisi. Bunun dışında selenyum, çinko, C vitamini, E vitamini ve kükürt içeren yiyeceklerin hepsi Glutatyonun kendisinin daha güçlü bir etki yapmasını sağlıyor, daha etkin olmasını sağlıyor ve vücuttaki o etki süresini arttırıyor. Hocam takviye gıda almaktan korkanlar için, çekinenler için biraz önce dediniz ya onu içeren yiyecekler diye birkaç örnek verebilir misiniz? Bununla ilgili olarak mesela brokoliyi verebiliriz, lahanayı verebiliriz. Ee, kükürt içerenler arasında mesela en güzeli kokan sarımsak kokan, soğan. Bunlar kükürtten yana oldukça zengin. Dolayısıyla siz bunlarla beraber kükürtü aldığınız zaman glutatyon yapımını da arttırmış oluyorsunuz. O zaman bu kadar glutatyon, glutatyon dedik. Şu anda herkesin inanılmaz sosyal medyada da paylaştığı ve kesinlikle fayda görülen, gençleştiren, güzelleştiren, tırnağa, saça faydalı olan bu glutatyon hücre yenilenmesini da... sağlıyor. Ne yapıyor derken hocam? Hücre yenilenmesini sağlıyor. Hücreyi koruyor. Hücreyi korumanın faydası nedir? Az önce koenzim Q10'dan bahsettim. Koenzim Q10'da hücrenin içerisinde bulunan mitokondrilerde enerji transferini sağlayarak ki koenzim Q10'da l karnitin adını verdiğimiz uzun zincirli yağ asitlerinin hücre içine transferini sağlıyor. Bu uzun zincirli yağ asitleri neler? bizim normal şu göbekli halimizde tarif ettiğimiz yağlarda olduğu gibi. Şimdi el karnetini beraberinde verdiğiniz zaman zayıflamaya da faydasını sağlıyor. Koenzim Q10 ne yapıyor? Enerji oluşturuyor. Sporcuların kas ağrılarını en aza indirmek, daha aktif hale gelmesini sağlamak adına koenzim Q10'a ihtiyaç var ki enerji olsun. Enerji nasıl oluyor? Yediğimiz, içtiğimiz gıdalar, besinler nefesimizi aldığımız zaman aldığımız oksijenle beraber enerji oluşumunu yapmak üzere bir sürece giriyor. İşte bu aradaki elektron transferini bu süreci devam ettiren koenzim Q10. Koenzim Q10 ubiquinonun ubiquinonol diye de bilinir. Bunun kendisi yağda eriyor ve bunun da özelliği özellikle burada izleyicilerimize vurgulamak istiyorum. Kendileri de ya söylemiştir ya da duymuştur. Kolesterol düşürücü ilaçlardan statin grubundan ilaçları kullananlar bu içerik statin grubu kullananlarda işte kaslarım eridi, kaslarım inceldi, kendimi yorgun hissediyorum, halsiz hissediyorum dedikleri zaman bu statinler vücuttaki koenzim Q10 düzeyini düşürüyor. Koenzim Q10 düzeyi düştüğü için de kişi kendini yorgun hissediyor ve kaslarda yorgun hissettiği için, hareket kabiliyeti azaldığı için, yeteri kadar aktivite sağlayamadığı için de kaslarda zayıflama oluşuyor. O yüzden mutlaka kolesterol ilacı alanların yanında koenzim Q10 alması gerekiyor. Hatta ilk bu kolesterol düşürücü statin grubundan ilaçlar çıktığı zaman koenzim Q10 ile beraber ruhsat alınmıştı. Daha sonraki dönemlerde koenzim Q10 yanından bırakılıp Tek başına statin grubu olarak devam etti ve şu anda karşılaştığımız temel sorun kaslarda incelme, zayıflama, yorgunluk, halsizlik. Zaten böyle bir yakınma varsa Koenzim Q10 düzeyinize baktırın diyoruz Hocam, ve takviyesini alın diyoruz. Bu takviye gıdaları e, farklı bir şekilde bir araya da getirip Hani Sizler gibi e, bu işle uğraşan ve bilgi sahibi olan profesörlerimiz, uzmanlarımız e, direkt mesela size geldiler. İşte aslında bel ağrısı çok fazla ya da e, omuz ağrısı fazla bölgesinde ağrılar var sizin alanınızda olan ağrılar ama baktığınız zaman da e, ne ilaçla ne de ameliyatla bir durum yok evet. bir sıkıntısı başlamış bu kişiler krem gibi takviyelerle sizin de tavsiye ettiğiniz e, buna derde derman olabilir mi? Derde derman şöyle bunlar altta yatan inflamatuar hastalık olduğu için antioksidanlara ihtiyaç var. Antioksidanların birçoğu antiflamatuar etki gösteriyor. Ve burada da ardıç yağlı kremin kendisi terpen içeriği sayesinde ardıç yağlı krem o bölgede antiflamatuar etkiyle ağrıyı alıyor. Hafif bir ısıtıcı etkisiyle bölgeyi rahatlatıyor. O ısıtıcı etkiyle beraber o bölgedeki küçük kan damarlarının genişlemesini sağlayarak oranın beslenmesini arttırıyor. Dolayısıyla eğer ağrının nedeni bel fıtığı değilse, omuz kırığı çıkığı değilse, boyun fıtığı değilse, kaslardaki ödeme bağlıysa, bu ödemin de nedeni inflamasyonsa, o zaman ardıç çalı kremin içerisindeki terpen bunu gayet iyi bir şekilde rahatlatıyor. Ardıç çalı krem demişken şu özelliğini de söyleyeyim ben size. Antifungal, antibakteriyel özelliği var. Özellikle ellerinizde, avucunuzda, dizinizde, vücudunuzda, saç diplerinizde eğer böyle bir yara varsa bunlara da sedef hastalığı dahil olmak üzere iyi geldiğini belirten yayınlar var. Bizim bir hastamız ki bunu sosyal medya hesabımızda paylaştık. Ee, beyefendi eşinin ağrıyan dizine, ağrıyan beline kremi sürüyor. Kremi sürdükten sonra da elini 15-20 dakika yarım saat sonra yıkıyor. Bunun kendisinin söylediğini söylüyorum ki kendisinden biz imzasını da aldık. Kendisinden iznini de aldık ve sosyal medyamızda yayınladık. Ki böyle bir Kesinlikle. Şey Söylediği yetmiş. cümle şu. Ben yarar gördüm, herkes yarar görsün. E ben de öyle Ve elindeki olacak. egzama benzeri lezyonların kaybolduğunu söyledi. Dolayısıyla gerçekten doğadaki bitkilerin gücüne inanmak gerekiyor ama doğru ellerde olursa bunların dilisyonu var, bunların Hı -hı. oranları var, bunların karışımları var. Bunları biz karıştırırken ardıç çalı kremi yaparken zeytinyağıyla onların belirli oranları var. Eczacılarımız da tıbbi laboratuvarımızla bir araya gelerek onların hepsini o dozlarda ayarlıyoruz. O yüzden diyorum ki bilinen, emin olduğunuz Güvenilir yerlerden alın. Direkt kendini sakın uygulamayın. Evet efendim burada da ufacık araya girip belirtmek istiyorum. Günümüzde maalesef bu işin uzmanı olmayan hatta güzellik merkezleri olup da ticari amaçta bu işi yapanlar da var. Dikkat edelim böyle profesör ve doktorlarımızın alanında uzman olan kişilerin dediklerini dikkate alalım. Hocam buyurun eklemek istediğiniz bir şey vardı. Onu da alalım sizden. Gingo bilobanın gücü. Hı <laughs> Gingko biloba bitkisi mabet ağacı olarak bilinir. Bunun da öyküsünde Hiroşima, Nagasaki'ye atom bombası atıldığında tekrar canlanabilen bir ağaç ve çok eski yıllara dayanıyor. Neden mabet ağacı? Mabetlerin etrafında olduğu için. Gingko biloba bitkisinin de özelliği özellikle nitrik oksit sentezini arttırır. Antioksidan, antiflamatör özelliği var. Nitrik oksidi biz beyin sinir oblik cerrahisi uzmanları olarak asistanlık dönemimizde, doçentlik dönemlerimizde deneylerimizde kullandık. Bunların genelde beynin kanlanmasına olan katkılarını görmek üzere. Nitrik oksit arttıran ne? Gingo biloba bitkisi. Ne işe yarıyor? Bu kendisi damarlarda genişlemeye yol açarak beyne giden kan miktarını arttırıyor. Yüksek tansiyona bağlı vasküler demansı olan hastalarda, unutkanlı olan hastalarda müthiş etkileri var. Peki sadece beyinle ilgili kısımda mı bunun katkısı var? Aynı zamanda nitrik oksit sayesinde kişilerde bayanlarda östrojen, erkeklerde testosteron hormonu arttırarak cinsel güçlerinde artmasına destek sağlıyor. Hocam inşallah bunu daha uzun uzun işleyelim. Çünkü gerçekten bu alternatif tıpın olduğu gibi doğal beslenmenin ve takviye gıdalarında çok yararını görüyoruz. Sizin gibi uzmanlara da ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bitkilerin gücüne inandığım için onları da hem sizinle hem de Kanal 7 ekranlarının izleyicilerle paylaşmak istedim bu konuda tekrar yeniden bir program olursa zevkle gelirim. Aydınlatmak benim görevim. Teşekkürler efendim programımız devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın birazdan buradayız. İş insanı Kemal Çakır hasta ve yaşlı bakımı için muhteşem bir girişime imza atıyor. Evde sağlığa dair tüm detaylar sizlerle olacak az sonra. Çocuklara karşı mahremiyet sınırları nasıl olmalıdır? Zorbalıkla nasıl baş edilir? Uzman klinik psikolog Metin Aydın yanıtlayacak. Az sonra. Evet efendim sizlerle beraberiz programımız çok güzel gidiyor. Değerli iş insanı Kemal Çakır bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk çok sağ olun Semra Hanım. Merhaba sayın seyirciler. Hayırlı haftalar diliyorum hepimize. Sağ olun var olun. Şimdi Kemal Bey bazı konularımız yarım kalıyor. O yüzden de izleyicilerle paylaşmak adına hemencik ben konuya gireceğim. Buyurun. Siz e, Tabii ki yurt dışına gitmek isteyenlere vesile oluyorsunuz ama bir alanınız daha var. Aslında yurt dışına gidenler için neyle karşılaşacaklarının yanıtı olacak şu anda bu sohbetimiz. Ee, evde sağlık biraz bahseder misiniz? evdeki evde sağlık e, tabi senelerden beri hem Türkiye'mizde tabii ki Almanya'da e, sigortaların karşılamasıyla beraber daha düzenli bir şekilde e, faaliyet e, verilen bir alandır. Evde sağlık yani hastanelerde bir hastanın uzun vadeli kalmaması için evde hastanede yapılacak tedavilerin evde yapılmasına yönelik bir mevzuat üzerine kurulmuş bir sistemdir. E, bununla beraber de yatalak hastalar e, Yoğun bakım hastaları, herkesin e, evde tabii ki çoğu çocuğu, herkesi artık çalışmakta. Bundan dolayı da. E, ee, uzman profesyonel hemşireler eve gelerek bu gibi hastalara hizmet vermektedir. Biz bunu Almanya'da nasıl ki 25 seneden beri uyguladık. Burada da bu şekilde aynı bu 25 senelik ve Almanya'da e, edinmiş olduğumuz eğitim ve tecrübelerle beraber o şekilde donatılmış bir halde bu hizmeti burada vermekteyiz. Hani biz burada da mevzuatına uygun bir şekilde nasıl e, İl sağlık müdürlüğü, sağlık bakanlığımız nasıl e, şartlar koşuyorsa bunların hepsini yerine getirerek oradan onay alarak bu şekilde bu hizmeti bir faaliyeti vermek için zaten yola koyulmuşuzdur. Yani aynı yaptığımız işi burada da devam ettirmek. Bununla beraber ama asıl altını e, çizmek istediğim bir noktada e, bunu da e, evvelaki e, sayın seyircilerimiz bizi devamlı takip eden hayatı paylaşmayı e, kanal yedimizin e, güzel seyircileri e, takip etmekte olanları e, bunu zaten biliyorlar. E, bakım turizmi e, de, turizmi. Hani hem sağlık turizmi hem de bakım turizmi sağlık turizmi zaten artık her tarafta bilinen bir kavramdır. Hani e, diş, e, saç ve bu gibi estetik ameliyatların yanı sıra e, biz bunun cerrahi tarafının hakikaten omuz, bel e, artık hı hı. E, e, her tarafa e, ameliyatlı olacak rahatsızlıkları burada da sağlıyorsunuz. Onun evet. ismi aslında sağlık turizmi diyoruz ya e, değerli izleyenler. Aslında sağlık turizmi ötesinde güzellik turizmine döndü. Saç ekimi, evet. estetik operasyonlar, e, güzelleşmek için işte bizleri, hekimlerimizi tercih ediyorlar. Fakat evet. sağlıkla ilgili yani gerçekten hayatı, fonksiyonlarınızı yitirebilecek durumlarda birçok ameliyat aklınıza gelebilecek. İşte onlara da yeni bir kapı, yeni bir sistem açarak yurt dışında yaşayanları ülkemize getirip onlara olanak sağlanıyor. Aslında bir Kesinlikle. şey söylemek istiyorum Kemal Bey. Dur. Nasıl aslında ilk başa döneceğim sizinle evet, ilgili evet, evet, ilk evet. daha Türkiye'ye geldiniz bismillah icra ettiğiniz ve insanları sevindirdiğiniz konuya. Evet. Biraz oradan evet. devam edelim mi? Tabii ki seve, seve seve, seve seve. Sağlık sektöründe olan kişiler özellikle sizlere sesleniyorum. Zaten Kemal Bey'in vesilesiyle biz de hayatı paylaşmak programında sağlıkla ilgili güzel kişileri ağırlıyoruz ve sizlerle buluşuyoruz. Ve Türkiye'den yurt dışına gitmek isteyen kişileri neler bekliyor? Şartlarınız nelerdir? Şöyle bir rejimiz verse tek tek seve tekrar seve. işlesek olur mu? Öncelikle telefon numaralarımızı verip bizi arayanları isterseniz. Olur tabii isterseniz. ki. <laughs> Hemen veriyorum efendim. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Çok haklısınız. <laughs> e, 0212 702 24 14 WhatsApp hattımız 0554 494 90 39 efendim bizlere ulaşmanız gereken e, telefon numaralarımız. Buyurun Kemal Bey. Buyurun. Hadi seve. kalkalım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Kemal Bey, denklik diyoruz, denklik gerekli diyoruz. E, Türkiye'de okuyanlar orada nasıl giderler? Ama aynı zamanda bir şeyi daha unutuyoruz. Vize konusu. Çünkü çok sorun oluyor. Nasıl gideceğiz? Hangi vizeyi alacağız? Siz bu konuda bilgi verir misiniz? Asıl mesele zaten burada Semra Hanım. hani e, Denkliğin yanı sıra hakikaten başarılı bir vize başvurusu ve onun sonuçlandırılması sonuçlandırılması bu konu e, üzerinden şu an durmak istiyoruz. Çünkü geçen haftaki e, yayınımızda burada ne yazdık ki çok fazla ilerleyemedik. Çünkü zamanımız doldu. Hani buradaki çalışma vizesi çok 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 önemli. Buradan bütün seyircilerimize ve adaylarımıza bu e, süreci anlatmış olayım. E, Almanya'da şu an Göç Yasasını e, kafaya koyduk. Göç Yasası kapsamında almaya ya gitmek istiyoruz. Hı hı. Almancamızı öğrendik, bütün evraklarımızı teslim ettik, tercüme edildi, noter onaylı her şey yapıldı. Biz de Almanya'daki kurumlara, her eyalette başka bir kurum var. O kurumlara biz adaylarımızın evraklarını tamamıyla istenildiği şekilde gönderdik ki hı hı. şimdiye kadar gönderdiğimiz tüm evraklar hakikaten yüzde yüz olarak oradan zaten bize bu şekilde tasdik edilmiştir. Ve biz de yüzde yüz olarak başarılı olarak Çünkü herkesi neden? gönderdik. Tek tek yapılıyor belki uzun sürüyor şikayet edenler olabilir. Efendim sabrın sonu selamet şeklinde gidiyor. Kesinlikle. Çünkü her şey doğru bir şekilde veriliyor. Kesinlikle. Hangi vizeyi aldığınızda söylüyor Kemal Bey. Evet Buyurun. buradaki vize çalışma vizesi. Aynı yani burada da yazdığımız gibi çalışma vizesi. Yani adayımız geldi, başvurdu. Bütün evraklar hepsi tamamlandı. Biz oraya yönlendirildik. İş bulmamızla beraber yani orada iş yeri buluyoruz Bilmiyorum. ve bu bulduğumuz iş yeriyle beraber ikametle beraber evraklar göç yasası e, o e, oradaki departmana gidiyor, devlet binasına gidiyor. Onlar zaten ön vize veriyorlar. Bu ön vizede de Türkiye'ye konsolosluğa geliyor. Bu şekilde de haber geliyor zaten her bir adaya. Her bir adayda haber geldiği zaman konsolosluğa gidiyor vizesini alıyor. Çalışma vizesi olarak 6 aylık ilk etapta. Bazı eyaletlerde gördük çok nadir ama 3 aylık olanlar da var ve yine de aynı çok az olarak ama gördüğümüzde ama vizesiyle çalışıp da ilerleyip kalabilir, kesinlikle. değişebilir kesinlikle. vizesi. Peki kesinlikle. nedir Kemal Bey şu anda? Bir okuyup söylerseniz? Günü, evet. Almanya dışında nitelikli meslek eğitimi alan kişi 18a maddesinden yararlanır. Hı hı. Yani bu vizenin içeriği olarak er, zaten herkesin elinde şimdiki zamanda arama e, hı hı. sitesi vardır. Onu yazdığı zaman zaten buradan görebilir. Almanya Göç Yasası'na da bakabilirsiniz efendim. Google'layın ve güzel bir şekilde Aynen. bakın ki ön bilginiz olsun. Sonrasında zaten Kemal Beyler rehberlik yapıyor ya da iş kur onaylı birçok yer. Buyurun. Kesinlikle. Akademik eğitim olarak da lütfen bir e, geri gidelim. İşte nedir bu 18A, hı hı. 18B diye açıklamıştık. Bir sayfa yine tekrar aynı az evvelki sayfaya gidersek oradan tekrar bu açık damayı göreceğiz. Hı hı. Akademik eğitim almış bir uzman nitelikli bir işte çalışabilmek için de 18 maddesinden yararlanır. Yani akademik eğitim almış bir uzman. Yani bunun içerisine kim giriyor? Hemşirelerimiz giriyor. Doktorlarımız giriyor. Herhangi mühendislerimiz giriyor. Lisans veya yüksek lisans almış olan ve bunun içerisinde bilgisayar yazılımcılar yani yazılım okumuş olanlar üniversitede hı hı. akademik zaten akademik ismi üstünde. Akademik eğitimini yapmış herkes giriyor zaten demek istiyor zaten. Aynen öyle. Yani bu şekilde ayrılmış oluyor. Yani 18A ve 18B olarak adlandırılıyor vizeler. Hani burada görüyoruz çoğu kişi hani biz bunu neden bu ayrıntıya giriyoruz? Hakikaten vatandaşımız ve adayımız anlasın. Hani vize şekli nasıl olur diye. Hı hı. Hani ben bir hemşireyim. Hemşire olarak lisansımı yaptım. veya yüksek lisansımı yaptım. Bizim gibi bir kuruma başvuru yapıldı. Ve biz vize bekliyoruz. Gelen vize 18B hı hı. maddesi üzerinden. Hani bunun içeriklerini Yaşama zaten burada açıklanacaktır. Yani, tatil İleri bir site'a girdiğimiz zaman zaten hafiften orayı da bir detaylandırmış İnerliyoruz olacağız. efendim. Bunu bir söyledik tane zaten. evet Bunu zaten evet. konuşmuştuk. 18A Federal İş Ajansı'nın fakat etmesi halinde mesleki nitelik gerektiren bir işte çalışmak üzere başvuru yapılabilir. Yani federal iş ajansının yani Almanya'daki federal devletin muvafakat etmesi halinde yani Türkçe kelimeler gerçekten azıcık daha zor. <laughs> Almancasını çok daha güzel e, anlatırız. Uygun gördüğü kişiler. Mi? Aynen Onu öyle. Onu onay anlamında kullanılmış işte olabilir. Mesleki çünkü bu tam yasanın içeriği bu Hı -hı. şekilde zaten biz bunu evet. hani değiştirmedik tabii, bu tabii. şekilde yazdık. Mesleki nitelik gerektiren bir işte çalışmak üzere başvuru yapabilir. Evet. Yani ben Donanımlı şimdi bir kişiler. aşçıyım, bir kuaförüm. Hı -hı. Hani bu şekilde bir e, uzmanlığım var. Bütün belgelerim hepsi hazır. Almancayı da öğrendim. Bu şekilde başvuru yaparız 18A vizesine. Hı hı. Bununla beraber oraya gidip orada da iş yeri bulma imkanım var ama yani, vize sizler çıkıyor. ne yapıyorsunuz? Biz zaten iş yerini buluyoruz, hazırlıyoruz. Önceden hazırlığını yapan bir firma, işte iş onaylı birçok firma yapıyor. Ama galiba Türkiye'de Kesinlikle. çok fazla aktif bu anlamda çalışan siz ilklerden olduğunuz için belirtiyorum. Sizin bir de bu alanda neden hani siz bunu hazırlayabiliyorsunuz evet. iş yerini? Çünkü bu alanda zaten orada bir kurulumu var, değil mi? Sağlık sektöründe Her olduğunuz türlü. için. Ve bir de zaten hani dedik orada olan bir, bir arkadaşımızla beraber zaten orada iş yeri bulmak için orada kurulan. Sistemimiz orada var. kurulu. Sistemimiz bu şekilde. Evet. Aynen. Yani hiçbir kimse buradan oraya işsiz bir şekilde biz göndermiyoruz. Çünkü oradan çok kişi yazıyor bize. Insta, e, sosyal medyadan yazıyor. E-mail e -mail üzerinden yazıyorlar. Ben Almanya'ya gittim. Şu an Almanya'dayım ama boştayım. Hı -hı. Ama Hı -hı. belirli bir süre sonra gelmesi lazım. Eğer iş yeri bulamazsa. Problem oradan zaten kaynaklanıyor. 18 b de. Biraz uzun. Ben hemen bunu <laughs> özet geçeyim. Size pas atayım efendim. Vaktimizden efendim. çalmayalım. Buyurun. Şimdi e, tabii ki eğitim aldığınız Türkiye'de e, ve güzel bir eğitim aldınız fakat yine de Almanya'daki yasalara göre farklılıklar oluyor. İşte onu tamamlamak için e, bu maddeyi Kemal Bey açıklayacak. Mezun evet. oldu gitti orada eksiklikleri var saat olarak ne yapıyorsunuz? Evet burada da e, mecburi bir şekilde hani bunu biz eyaletlerini araştırıyoruz hı hı. hangi eyalette çalışma yani bir kere buradaki üniversiteler oradaki üniversitelerde bazı yerlerde denklik olan yerleri var mesela bir arkadaşımıza bunu evvelki programlarda da bahsetmiştim Kıbrıs'ta eğitimini görmüş lisans e, sahibi olan bir hemşiremiz Kıbrıs'taki üniversiteden ismini e, hı, bilemiyorum evet ama Almanya'da cidden direkt denklik Denk aldı. Denk oldu. Yani direkt denklik, denklik hani y Anadolu'da olan bir üniversitede aynısı aynı lisans Üniversite Anadolu'da olan çünkü iş tecrübesi yok ikisinin de yok Anadolu'daki herhangi bir üniversiteden e, yaklaşık 6 ay ile bir sene içerisinde arasında bir eğitim çıkıyor Kıbrıs'taki de hiç eğitim çıkmıyor İşte bazı yerlerde denklik oluyor bazı yerlerde olmuyor olmayanlarda zaten size rehber oluyor böyle gittiğiniz yerler onlar size gösteriyor ekstra e, saat alıp denkleştiriliyorsunuz ki öyle çalışabiliyorsunuz Kesinlikle. buradaki vize şekli de hakikaten oraya gittikten sonra zaten direkt çalışma imkanınız var. Yani evet. eğitim zaten. Ve bunu da Almanya böyle düzenlemiş. Hani 60'lı yıllardaki gibi bunu iki senelik, bir senelik ve Almanca bilmemeye, hani Alman hmm. insanları öğrenmiş. Demişler hani biz entegrasyonu bu şekilde sağlıyoruz. O yüzden Almanca öğrenmeleri öncelikle bir. İkincisi de biz buna zaman veriyoruz. Hem eğitimini yapsın. Eğitimi yaptığı müddetçe zaten parasını kazansın. Eğitim bittikten sonra tam denkliğini alsın. Ve bu şekilde de yine birer ikişer sene uzatarak da en son 3 sene sonra ya Sürekli oturum ve hut Alman vatandaşlarına başvuru yapma imkanları var. Yani bu iki vizenin arasındaki fark bu. Bir tanesi hakikaten kalifiye e, deneyim profesyonel için, hı hı. bir de deneyimli kişiler deneyimli için profesyoneller de var. içinde çalışma vizesi hakikaten. Bu da zaten bu iki tane e, maddenin içerisinde e, var. 19 C olarak da uygulamalı meslek bilgisi gücü olan bir yabancıya istihdam mevzuatı'nda yabancının bu işi yapmasına izin verilebileceği öngörülmesi halinde nitelikte bir işte çalışmak üzere verilmektedir. Hı hı. Direkt direkt çalışabileceğiniz ve statü olarak da daha e, iyi bir eğitim aldığınız evet, için evet. direkt gidebiliyorsunuz. Kesinlikle. Bazı doktorlarımız, bazı mühendislerimiz evet. gibi gibi evet, buyurun. Evet. Aynen öyle. Aynen. aynen siz zaten hı. bunu tamamladınız zaten. Yani şimdi Hanım. Teşekkür diyorum ediyorum. diyorum. geçen bölümde de belirttim. Neden sunucu bu kadar hakim konuya? Çünkü bu alanda, sağlık alanında yıllardan beri çalışıyorum evet. ve e, oradaki e, sürece de hakimim efendim altını çiziyorum. Evet, o yüzden dahil oluyorum çok fazla. En ne sonunda burada mühim olanı hakikaten. Hani bu e, tek tek maddelere fazla hani biz bunu sadece neden açtık? Çünkü bize çok bilsinler sorular diye. geliyor. Bilsinler diye. Hani en sonunda seyircimizin takılacağı herhangi bir nokta yok. Evet. İşlerine göre vize de bu şekilde ayarlanıyor ayar, e, ayrılıyorlar mı? diye. Tabii ki ayrılıyorlar. Başka bir vize türleri de mevcut. Çünkü Hı -hı. hani Almanya'da Birkaç biliyorsunuz. Birkaç vermiş olduk biz değil evet, mi? Evet. Almanya'da çünkü biliyorsunuz her şeyin bir e, şeysi vardır. Bir e, e, kağıdı vardır. Bir form e, kağıdı vardır yani. Ona göre bunu da zaten bu şekilde Hı -hı. yapmış. Ha bir de mavi kart ona da zaten değinmiştik ama mavi karta değinmeden evvela tekrar ifade etmek istiyorum lütfen sayın seyircilerimiz. Hani siz bu konulara o kadar fazla takılacağınız meseleniz yok. Sizin yapmanız gereken Almanca öğrenmek. Bütün kağıdı evra bizim gibi kurumlara teslim etmek gerisi zaten halloluyor. Ama diyorsanız ki ben kendim yapayım bu süreci. Böyle bu programlardan başka danışmanlardan bu şekilde bilgi alayım kendim yapayım. Tabii ki. Eyvallah bu şekilde yapabilirsiniz. En de sonunda o yüzden de zaten bazı şeyleri açıklama gereği duyduk. Çünkü dediğim gibi çok sorular geliyor. Ben 18 A mı gelecek B mi gelecek işte ne gelecek diye falan filan. Biz dedik hani bu şeylere fazla takılmayın hı hı. en de sonunda. Mühim olanı Almanca öğren, kağıtlarını teslim et, denkliğini aldıktan sonra zaten her türlü almaya gidip çalışacaksın. O zaman eğer vize olayı bittiyse ben yine izleyicilerden bana da sosyal medyada gelen bir soruyu yöneltmek tabii istiyorum. Ki ki. Asla zaman Buyurun. zaman yer veriyoruz fakat. Yine altını çiziyorum. Şimdi çok güzel anlatınca izleyenler bazen ücretsiz olduğunu düşünebiliyor. Evet. Bazı doktorlarımıza da öyle diyorlar. İşte benim şura ağrıyor, buram ağrıyor. Siz karşılıyorsunuz değil mi? Efendim hayır biz karşılamıyoruz. Biz sizi iyi doktorlarla buluşturup ya da bu imkanı sağlayan kişilerle buluşturup vesile oluyoruz. Evet. Peki Kemal Bey diploması olan, denkliği de olan, Evet. Hadi yabancı dili de öğrendi. Her şeyi mükemmel bir kişi düşünelim. Evet. Donanımlı. Tabii. Size geliyor bunların bir bedeli var mı soruyor. Şimdi her şeysi bitmiş. Zaten fa bizim fazla bir şey yapmamıza gerek yok. En de sonunda biz sadece onun için bir iş yeri bulacağız. Bununla beraber vizesi tamamlanacak ve vizesini almış olacak. Hani tabii ki bununla alakalı olan bizim arkadaşlarımız var. Bu işi yapıyorlar. Devamlı telefon ediyorlar. Almanya'da iş yeri arıyorlar. Maili gönderiyorlar. Belirli sayfalara zaten belirli değil. Birçok siteye biz zaten üyeyiz. Oradan bize devamlı nerede açık var, hangi meslek gruplarında ne var ne yok. Zaten elimizde bu portföyler hazırdır. Ona göre biz zaten biliyoruz. Ne açık, ne açık değil bunun sıvacısından başlayın da hakikaten aşçısına, tırcısına kadar, kuaförüne kadar ve en yüksek mesleklere kadar lisans veya yüksek lisans olan bütün ama en fazlası en 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 fazla başvuru veya istenilen meslek grubu hala da hemşiredir. Yani bu zaten bitmeyecektir diye görülüyor. Çünkü biz senelerde. sağlık alanında gerçekten buradan da sevgilerimizi iletiyoruz tüm hemşire arkadaşlarımıza kardeşlerimize ve tabii ki doktorlarımıza. Ee, i̇nanılmaz geliştik ve değiştik. Bizler gibi hizmet eden kimse yok. Bir de Almanya Göç yasasında da belirtilen durumdan bahsedelim. Evet. Orada toplum yaşlandığı için, evet. iş hacmi azaldığı için yeni, güçlü, kuvvetli, ilim bilim bilen kişilere ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden evet. de bu fırsat gerçekten bizim eğitim almış kişilerimize cazip geldiği gibi Almanya'daki e, yasalara da çok cazip geliyor. Kesinlikle. Kemal Bey eklemek istediğiniz şeyi ben size soracağım ve evet. sizi izleyiciyle baş başa bırakıp çekileceğim. Lütfen teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Buyurun. Ama ücret konusuna gelince tabii ki yani her şeyin az da olsa küçük de olsa bir bedeli tabii ki var. Ama en sonunda biz bunları bunu hep kategorileştir kategori haline getirmişizdir. Hani bir kişi zaten her şeyini bitirmiş. Almancasını yapmış, denkliğini almış, her türlü her şeyini bitirmiş. Hani biz bundan tabii ki yani çok belirli bir cüz'i miktarda hazırlamış olduğumuz bir miktarda Ücret karşılığı zaten iş yerini buluyoruz. Çoğunlukla da diyoruz ki bakın biz iş yerinizi bulalım. Onun karşılığına zaten hani biz bunun fiyatını danışmanlık alalım. Ücreti danışmanlık ücreti alıyorsunuz desek alalım. şöyle de toparlamış oluruz ki ne için bedel alınıyor? Efendim evet. bir hizmet veriliyor. Onun adı da danışmanlık. Onun için bir bedel talep ediliyor ki çok normaldir. Sizin evet. geleceğiniz için yapılan bir güzellik. Peki hayat paylaşmak programından mesela izleyip de size gelseler bizleri arasalar. Evet. 0212 702 24 14. 0554 494 90 39'u arayıp eee ulaşsalar bir güzellik yapabilme şansı var mı yoksa olmuyor mu? Tabii ki kesinlikle. Tamam. Bu e, programdan arayan zaten bütün e, adaylarımız Ya da bizlere yazan ben ileteceğim söz veriyorum bilginiz olsun. Herhalde yani siz söyledikten güzellik sonra Güzellik yapılacak diyorsunuz yapılabilir. Güzellik, çok güzel Peki. bir güzellik yapacağız zaten. ve <laughs> Yapıyoruz İnşallah. da hani kanal üzerinden bize yetişenlerin zaten en sonunda biz bu şekilde karşılamış e, Hı -hı. karşılıyoruz. Hizmeti, hizmetimiz işe yarasın. E, Kemal Bey son cümlelerinizi alalım. Evet. Evet. Ben gerçekten sizlere Almanya gitme noktasında bizim ve bizim gibi iş kurdan onaylı bütün kurumlara başvuru yapmanızı rica ediyorum. Bunun haricinde herhangi size hayalperestlik yapan ve herhangi bir şeylere söz veren şirketlere bir kere önce sorun referans olarak kimleri gönderdiniz? Bir gösterin sayı ve göndermiş olduğunuz kişilerden herhangi birisiyle telefon konferansı bağlantı yapabilir miyim? Ve ona cidden hani sizin bilmediğiniz ama oraya giden bazı kişilerden can alıcı soruları isterseniz sorun ve buradan öğrenin. Hani illa da Hani ya bir insan başka bir insanı bir türlü kandırmaya, dolandırmaya çalışmak istese her türlü her düzeni vardır. Bazı kişileri videolarda koymuşlar, bazı hemşirelerin ve bu şekilde söylüyorlar biz bunu götürdük, bunu götürdük. Asla ve asla bunun doğruluğu yoktur. Çünkü hakikaten oraya gitmiş ve orada bu işi yapan ve bu göç yasası kapsamında almaya götürülen kişilerle irtibata geçsinler. Benim istediğim sadece eğer hakikaten almaya gitmek istiyorsanız lütfen hayalinizi boşa ve suya atmayın. Boş boşuna ücretleri herhangi bir yerlere ödemeyin. Almaya gitmek gerçektir. Başka ülkelere gitmek gerçektir. En sonunda her şey nasip kısmet. Ama bu nasibi alabilmek için en sonunda elinizden gelen her şeyi yapmanız lazım ki Rabbimiz de bunu nasip etsin. Evet efendim duydunuz güvenmek esastır ama kontrol daha haktır. O yüzden kontrollerinizi yapın geçmişe bakın geleceğin aynasıdır diyelim. Kesinlikle. Ve çok teşekkür ederim Kemal Bey. Ben Yine yeniden inşallah sefer. ekranlar karşısında olur muyuz? İnşallah haftaya kesinlikle görüşmek <laughs> üzere diyorum ben. Görüşmek üzere efendim devam ediyor programı sakın hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan ruhumuza iyi gelecek ve... Açıkçası sınırlarımızı e, belirleyecek çok mühim bir konuk öğreneyiz. Tamamdır. Siz de izleyin ki Bey gitmeyin olur mu? Oldu efendim. Teşekkür Teşekkürler. Ediyorum. İyi haftalar. Çocuklara karşı mahremiyet sınırları nasıl olmalıdır? Zorbalıkla nasıl baş edilir? Uzman klinik psikolog Metin Aydın yanıtlayacak. Az sonra. Evet efendim Hayatı Paylaşmak programında yine çok kıymetli bir hocamız bizlerle beraber. Tam da benim bayıldığım alan biliyorsunuz ki neredeyse konuğa fırsat vermeyeceğim o kadar seviyorum. Bu arada belirtmek istiyorum 3. üniversitem olacaktı ama bir ara vermek zorunda kaldım. Psikoloji gerçekten inanılmaz bir lebi derya o zaman hemen tanıtalım. Hı hı. Metin Aydın uzman klinik psikolog hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim sizleri gördük daha iyi olduk. Kanal Kanali ailesiyle olmak çok güzel. Ekranda sizi gördüler, izlediler. Birçok insan da yazdı bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Hı -hı. YouTube'dan da tekrarını izleyebilirsiniz. Değerli hocamıza sormak istediklerinizi bizlere ve kendisine sosyal medyadan da iletebilirsiniz. Hı -hı. Nazar değmiş gözünüze. Hocam ekranda olmak böyle bir şey işte. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. 0212 702 24 14 0554 494 90 39 telefon numaralarımız efendim. Hocam bugün çok kıymetli bir konumuz var evet. aslında hani bir süreç değil genel bir süreç olarak hı hı. E, sıkıntıya düştüğümüz mevzular biraz da derin mevzular hı hı. aslında ben şöyle kibar bir şekilde size bu konuyu bıraksam hı hı. çocuklara karşı e, yani aslında nasıl söyleyeyim? Onları korumak amaçlı da olabilir. Bu ailelerimize bilgi versin istiyorum. Sınırlarını nasıl belirlemeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Hı hı. Temel ilkelerimiz nedir çocukla aile arasında hocam? Evet. Şimdi tabii Türkiye'de ve dünyada mahremiyet olgusu gittikçe daha fazla önem ve anlam kazanmaya evet. başladı. Çünkü eskiden de ufak tefek yine böyle istismar vakaları ya da mahremiyet Sınırlarını ihlal eden yaklaşımlar hep vardı. Şimdi sosyal medyanın ve teknolojinin gelişmesiyle artık bunlar gizli kalamıyor. Gizli. İyi ki de kalmıyor. Kesinlikle bu çok iyi bir şey. Gizli kalmadığı için de sanki eskiden yokmuş gibi bir algı da var. Aslında insanlık tarihinde maalesef hep vardı. Hocam çok özür diliyorum değerli izleyenlerden de tam da böyle düşünenler vardır. Ben de sizin için buradayım ve sizi Hı -hı. temsil ediyorum ve sormak istiyorum. Gerçekten. Şu an şahit olduğumuz vahşet dediğimiz hı hı. vicdanımızın, ruhumuzun karardığı hı hı. olaylar hı hı. eskiden de oluyor muydu? Yani en azından veriler, şöyle düşünün Türkiye'de atıyorum İzmir'de taciz olayları daha fazlayken herhangi bir isim vermiyorum ama Anadolu'da daha az olduğuna dair istatistik veriler var. Aslında evet. olay şu. İzmir'de ya da başka bir ilde bu işler daha bilinçli olduğu için e, aileler veya çocuklar bu konuda daha yetişmiş olduğu için mahremiyet konusunda hızlıca gidip aileye söyleyebiliyorlar ya da aile bunları bir şekilde kapatmıyor. Hmm, ortaya Tabii, çıkışı daha kapatmıyor. hızlı. Kapatmıyor ortaya çıktı. Sanki işte İzmir'de ya da Aydın'da ya da daha e, gelişmiş büyük şehirlerde bu işlerin ortaya çıkması daha kolay oluyor ama Anadolu'nun bazı illerinde. Anne duysa bile olay olur, kan davası çıkar, büyük sıkıntılar çıkar diye bir şekilde kapatılıyor. Bir de böyle istismar, taciz çok travmatik bir deneyim. Evet. Aileler bazen iyi niyetle tamam olay çıkmasın, işte aileler birbirine girmesin nasıl olsa büyüdüğünde unutur düşüncesiyle Yersin. bir şekilde bunun geçişebileceğini düşünüyorlar. Aslında çocukluktan kalan o izler kalmaya devam ediyor. Büyüdükçe onun acısını, ızdırabını çekmeye devam ediyor. Çok büyük yaşlarda bize danışanlarımız anneme çok öfkeliyim. İşte o gün bunu saklamasaydı şu anki bu çileyi yaşamıyor olacaktım gibi ciddi anlamda ee, anne baba veya bunu gören bilen ama bir şekilde açığa çıkarmayan kesimlere ciddi bir öfkeleri var. Haklılar. Haklı da bir öfke. Haklılar. Efendim, ee, bu bağlamda inşallah. ortaya herhangi bir şey çıkarsa zaten bunu bildirmemek suç. Öncelikle onu söyleyeyim. Adli olarak da bir taciz, istismar, ağır bir şiddete maruz kalmış bir çocuğun o durumunu adli ve askeri köylerde askeriye işte şehirlerde polisler veya bununla ilgilenen diğer merciler hemen bildirmekle mükellefiz. Hele bu zaten devlet memuruysa bir şekilde ondan haberdar olduysa en az iki yıldan Allah en az korusun. iki yıldan başlayan cezaları var. Biz buna da suçu bildirmeme suçu diyoruz. Ortada bir suç var. Siz bunları bildirmediğinizde suçu bildirmeme suçu işlemiş olursunuz. Hem adli hem idari ciddi anlamda sonuçları olan bir süreç. Bunu da bilmeleri ve bilmemiz belki de burada birine dokunacağız ve diyecek ki korkuyorsa, gizliyorsa, aman diyorsa, bakın suçu gizlemek de suçtur. O yüzden evet, lütfen evet. E, gerekeni yapalım. 18 yaşından küçükse bu kamu davasıdır. Bir şekilde biz affettik oldu, kapattık olmaz. 18 yaşından sonra kişi reşit olduğu için onun iradesine kalmıştır. Ama 18 yaşından önce küçük çocukların tamamı kamu davasına dönüşür. Aile istemese bile Devlet bunun takipçisi olur ve gerekli cezayı yaptırır. Var. Umarım da daha da ağır cezalar verilir ki bu sapıklaşan ve gitgide kötüye giden büyüklerimizin yapmış olduğu hı hı. hatalar, küçükleri zedelemesi ve toplumu yaralaması son bulur, azalır. Ya vicdan diyorum ya el insaf yani maalesef, bu da bir hastalık maalesef. ama hastalığa da sığınmayalım. O konuyu sonra işleyelim evet, hocam. Evet. Hemen şey sormak istiyorum. Çocuklarımıza sınırlarını nasıl belirlemeliyiz? Ne, nasıl bir yol <laughs> izlemeliyiz? Siz bir uzman <laughs> olarak ne tavsiye edersiniz? Şimdi aslında insan doğuştan itibaren sınır duygusuyla doğuyor. Yani eskiler Arapçada bunu hat der, hudut der. <laughs> Haddini aşmak, hududu aşmak biliyorsunuz haddi veya hududu aşanlara da hadsiz deriz. Doğru. Bu anlamda çocuğun da duygusal olarak da, fiziksel olarak da, zihinsel olarak da bir sınırla doğduğunu görüyoruz. Önce anne rahmine düştüğünde dikkat edin bütün bedende değil, rahimde bir yer var, bir sınır var. Evet. Orada, orada bir sınır var ve çocuk o rahimde sadece hayat buluyor. O zaman aslında rahimde rahmet var diyoruz, sınırda da rahmet var. Çünkü bir sınır olmasa, çocuk anne rahminden başka yerlere gitse vücutta ölür Sınır insanı koruyan bir şey. Tane rahminde bir koruyan bir şey. Hocam, biliyor musunuz hiç bu açıdan düşünmemiş olabilir insanlar. Hı -hı. Ben de bazen düşünmüyorum ve bazı kavramları da karıştırıyoruz ya Hı -hı. özgürlükle sınırların aşma Hı -hı. konusunda sınır dışı derler ya sınırının dışında olduğun zaman Hı -hı. zaten o bölgeye ait olmuyorsun ve tehlikeye maruz kalıyorsun. Çok güzel bir örnek Tabii. verdiniz. Özgürlükle karıştırılmaması Hı -hı. açısından. Şimdi zaten haddi aşanlara haydut denir dikkat ederseniz. Bu anlamda işte psikolojide sanki bir sapık hasta kavramları haydutla eşdeğer gibi düşünebilirsiniz. Fiziksel sınırları işgal edenlere, ihlal edenlere nasıl ki haydut diyorsak aslında insanın toplumun belirlediği ve sağlıklı sınırlar çizilmişse bu sınırlara girmek buna işgal diyoruz. Bazı insanlar sınırları aşabilir, fethedersiniz. Bu. Sınır ihlali değil, buna iyi dokunuş diyoruz ya da iyi yaklaşım hı hı. diyoruz. Kalbine dokunursun, tabi, Bir de işgal edersin. Gibi evet, yine sınırları olursun. girersiniz. Örneğin anne-baba çocuğun sınırlarını e, rızasını aldıktan sonra geçebilir. Ama bu sınırı geçmek çocuğun hayrına ve yararına olur? Orada şefkat temelli bir sınır geçme var. Ya da doktor da bizim özel bölgelerimize zaman zaman dokunur. O Nesine da bir diyeyim? şefkattir. E, dikkat ederseniz orada bir fetih söz konusudur. Ama kötü dokunuş dediğimiz bir işgaldir kişi. Sıkışmış hisseder, ruhu daralmış hisseder, hoşnutsuz olur. Bu dokunuş hoşuna gitmez. Fakat buna da çok ses çıkaramıyor. Sizin de sorularınız varsa hemen hatırlatayım. Size de tam da bu konuyla ilgili sormak Hı -hı. isterlerse efendim telefon numaralarımızı vereyim ki bizlere ulaşabilin, danışabilin. Allah e, gönül yarası vermesin ama oldu da yaralandınız ve söyleyemiyorsunuz. İnşallah Harbize. uzman kişilere ulaşıp biz de bunlara vesile olup Hı -hı. E, iletişim kurarız. 0 212 702 24 14 0554 494 90 39 efendim bizlere ulaşmanız Hı -hı. gereken e, telefon numaralarımızı buyurun hocam. Şimdi bazen aileler hocam benim çocuğum çok küçük ben ona mahrem sınırları öğretemiyorum. Bu konuda bize nasıl destek olursunuz? Küçük yaşlarda maalesef soyut zeka gelişmediği için çocukla daha fazla somut kavramlar üzerinden gitmeniz lazım. Bunu en basitinden şöyle anlatabilirler. İşte yavrucuğum hani biz denize gidiyoruz ya tatilde veya başka zamanlar üstümüzde mayomuz oluyor. Güneşin bile giremediği yerlere biz mahrem alan diyoruz. Hı hı. Yani çocuk o zaman alacak evet mayosu, hiç çamaşırı üstünde olacak ve buraya anne baba veya işte ihtiyaç halinde doktor veya çok e, bakım veren yakını dışında kimsenin müdahil olamayacağı alanlar bu çocuğun özel alanları oluyor. Yani mekan anlatımı yapalım diyorsunuz. Evet evet işte çocuk giyecek üstüne e, iç çamaşırını ve mayosunu buralara güneş bile giremez. O zaman güneşin giremediği bir yere hiç kimse giremez. Sadece annen baban veya çok mecbur kaldığımızda belki okulda öğretmeni veya doktor. Hocam anlatıyor musunuz sosyal medyanızda bu bilgi de çok önemli. Eğer yapmıyorsanız lütfen bundan sonra ufak kısa kısa, kısa videolar ya yapıp Ara ara çıktığımız programlarda buna değinmeye çalışıyoruz ama yapılabilir tamam. tabii ki. Bu programda da tekrar <laughs> madde madde söylemenizi rica ediyorum <laughs> ve ben susuyorum tamam. ki bu bölümü paylaşacağım. Tamam. Ailemiyet eğitiminde çocuğun bilmesi gereken bazı ilkeler var ve ailenin de bunu bilmesi önemli. Örneğin çocuğun odasına izinsiz girilmemeli, kapısını çalmalı. Böylece çocukta bir mekan algısı oluşur ha. Bu mekan benim mahremim, izin almadan ailem girmiyor, o zaman hiç kimse giremez. Çünkü örnek alıyor küçük yaş grubu. Daha çok söylediklerimize değil ne yaptıklarımıza bakıyor. Örneğin sizinle veya buradaki arkadaşlarla çok basit bir e, egzersiz yapalım. Sen sağ elinizle sol kulağınızı tutabilir misiniz? Sağ mi? elinizle sağ sol şey. kulağınızı bir tutun, tutun. tamam. Peki indirelim şimdi Semra Hanım. Aslında şu çok daha kolay değil mi? Sağ elinle sol kulağını tut dedim. Evet. Siz ne yaptınız? Benim ne dediğime değil, ne yaptığıma baktınız. Zor olmasına rağmen Aa. Evet. evet şöyle de yapabilirdim. Evet, i̇nsan beyni işte böyle model yani alan bir şey. Ne söylediğinize hmm. çok odaklanmaz. Hani Annem işte. Görsel. Tabii tabii görsel. Ispatını gördünüz efendim. Evet. Biraz önce gördünüz. Hocam bu söyledi ben onu taklit ettim. Aslında böyle değil de şöyle de tutabilirdim. Belirli bir yaşa kadar çocuklar taklit ve tekrar ilkesiyle öğrenirler. Ondan sebep ne söylediğinize değil ne yaptığınıza daha çok, çok odaklanırlar. Çok haklısınız burada. Bir bu kapısını çalmak. İkincisi çocuğun iki yaşından itibaren mümkünse iç çamaşırıyla... Duş almasını ve anne giriyorsa da çocuğun içinde iç çamaşırının olması böylece çocuk şunu bilecek evet ailenin onayıyla yine o bölgeleri temizlemeye izin verir fakat bu senin mahrem alanın diyerek devam ettirilir. İki yaşından sonra mümkünse odalar ayrılır. Ee, odalar mümkün. Evet evet iki sonra, yaşından sonra efendim. ki. 1 ile 2 yaş 1 yaşından sonra başlayabiliriz ama 2 yaşında artık tuvalet eğitimini de kazandığı için çocuğun ayrı odalarda olması, oda varsa tabii mümkün değilse de yine odanın içinde senin özel alanın, kardeşin özel alanı gibi ayrımlar yaparak çocukta yine mekan mahremiyeti oluşturulabilir. Üçüncüsü üstünde işte anne baba giyinip soyunuyorsa çocuğun buna tanıklık etmemesi çok önemli. Hadi ben kapıyı kapatıyorum üstümü giyineceğim. Sen de üstünü giyinirken kendin, kendisi giyinemiyorsa anne baba yine rızasıyla yardımcı olabilirler. Ama onun dışında tek başına üstünü giymesi çok çok önemli. Yine aynı yatakta yatmamaları özellikle 2 yaşından sonra aynı yatakta olmamaları çok çok ve Tabii anne ve baba çocuk mümkün değil. Hastadır, istisnai durumlar hariç genel anlamda aynı yatakta yatmamaları nasıl gerekiyor. Nasıl kıyacaklar? Vicdanlı anne babalar o kadar temiz bir yerden bakıyor ki onların Hı? büyüse de ana kutsu oluyor. Ama e, tehlikelere karşı siz ona vicdan Hı? ve iyilik aşılıyorsunuz ya güzel anne babalara sesleniyorum. Onun gibi güvenmek istiyor evlatlar. İnanın yaşı kaç olursa olsun... O yüzden bu kadar darbe yiyor çünkü güven duygusuyla büyüyor. Hayat o kadar temiz değil artık. O yüzden e, uzmanımızın dediğini ne olur kulağımıza küpe yapalım ama doğru yerden, benim gibi ters yerden değil. Buyurun. Bazen çocuklar iki yaşından sonra ayırdığınızda tek başına uyumaktan korkuyor olabilirler. O tarz durumlarda yine çocuğu yatağında yatırıp mümkünse onu uyuttuktan sonra odanıza geçebilirsiniz. Çocuk nerede yattıysa orada uyansın ilkesi var yani. Kendi yatağında yattıysa annenin yatağına gelip orada uyanmaması lazım. Tekrar kendi yatağına götürülüp mümkünse orada uyutularak oradaki sürekliliği sağlamamız lazım. Diğer kısım kimsenin ona dokunamayacağını. Yani bazen halalar, teyzeler, yakın akrabalar çocuğu çok severler. Hadi öpeyim seni deyip zorla çocuğu öperler. Bu öpenin hoşuna gidebilir ama öpülenin bu şekilde hoşuna gitmez. Yine çocuk izin vermiyorsa ne sarıl Malı ne de bu şekilde öpülmeli. Özellikle özel bölgelerinden, dudaktan öpen bazı akrabalar ya da anne babalar oluyor. Bu çocuğun mahrem al alanı dudağından öptüğünüzde veya işte poposuna tokat atan var ya da pipisiyle ilgili şaka yapan kişiler var. Çocuk daha sonra bu özel bölgeleriyle ilgili yapılan bu yaklaşımları normalize ediyor. Başka biri de böyle yaklaştığında buna anormal olarak göremediği Sen, için. Olarak evet, bu istismarı algılayamıyoruz. Yıllar sonra algıladığında bunun travmasını zamana bağlı olmadan yeniden deneyimlemek zorunda kalıyor. Biz çocuğumuza nasıl yaklaşırsak diğer insanların da öyle yaklaşması gerektiğine dair çocuklarda bilgisayar şemalar oluşur. Bu şemanın dışındaki her yaklaşım çocukta bir farklılık arz edeceği için çocuk bunlarla ilgili ciddi refleksler geliştirebilir, sınırlarını korumakla ilgili içgüdülerini harekete geçirebilir. Diğer türlü bu sıkıntılar maalesef peşimizi bırakmaz. Bir de Çocuklarla bu mahrem konuları konuşurken özellikle alınan kitaplar çok önemli. Bazen evin içine alınan kitaplarda dikkatimizden kaçar çocuk kitaplarında mahremiyeti zedeleyen sahneler ya da akışlar vardır. Bilerek e, evet, olabilen evet. bazı kötü ahlaklılar anne babanın çünkü ilgilenmediğini düşünerek ki hı hı. maalesef ilgilenilmiyor dikkat edelim ne olur. E, orada çok... Alakasız bir şekilde yaşına uygun olmayan hı hı. İçerikler okuduğu var. içerikler olabiliyor. Son olarak da yine dijital ekranda çocuklar tablet, telefonun karşısında çok korumasız ve savunmasızlar. Yani Birden reklamlar yok çıkabilir. Ondan dolayı ebeveyn koruma ile ilgili internet paketleri var. Bununla ilgili yazılımlar var. Çocukların çocuklara zarar veren içerikler bir şekilde karşılarına çıkmıyor. O programları yükleyerek de çocukları koruyabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Ee, bir konuda daha sizden böyle. Ben de işte aslında girmek istemiyorum değerli izleyenler ama dayanamıyorum. Buyurun, buyurun. E, hocam zorbalıkla ilgili konuşmak Hı -hı. istiyorum. Genelde işte sizlere danışanlar, Hı -hı. E, büyüklerimiz aslında, olgunlarımızın hepsi bir yaralı Hı -hı. ya. Onun sebebi genelde ailede gördükleri zorbalıklar. Hı -hı. Hı -hı. O zorbalıklarla nasıl başa çıkmalılar? <laughs> e, ne tavsiye verirsiniz? Aslında bu da aileye değil de ona uğrayan, o zorbalığa uğrayan bireye sesleneceğiz. Hı -hı. E, sizin tavsiyeniz nedir ve sonrasında sizlere Hı -hı. ulaşırsa nasıl bir yol izlersiniz? Aynen. Şimdi zorbalık genelde daha çok okul ve mahallede, sokakta daha yaygın. Evdekine zorbalıktan ziyade anne baba tutumları üzerinden değerlendireceğiz. Ama okulda zorbalık nasıl oluyor? Daha güçlü bir veya bir grubun aslında daha güçsüz kendisinden, daha dezavantajlı bir kişiye veya bir gruba uyguladığı kasıtlı sistematik bir güç. Burada çatışmadan ayıran özellikleri var. Çatışma, akran çatışmasında hepimiz zaman zaman çatışmalar yaşayabiliriz ama yani burada bir kasıt yok. Bir süreklilik yok daha güçlünün daha güçsüze ezmesi yok. Daha durumsal ve sonuçlarını çocuklar fark ediyor, özür dileyip bir şekilde uzlaşabiliyorlar. Zorbalıkta tek taraflı bir şey var. Çocuk kasıtlı bir biçimde daha güçsüz olana istemlice şiddet uyguluyor ve bununla ilgili bir pişmanlık hissetmiyor. Bunun sonuçlarıyla ilgili bir özür dileme ihtiyacı hissetmiyor. Yaptığı davranışı da pekiştiği için yani işte zorbalığa maruz kalan çocuk sesini çıkarmadığı için bir şekilde buradan güç devşirerek bazı ihtiyaçlarını da karşılamış oluyor. Tabi zorbalığın türleri var işte fiziksel zorbalık dediğimiz çocuğa vurma, itme, tekmeleme, tokat atma, eşyasını zorla alma, bazen tükürme. Duygusal zorbalık işte lakap takıyorlar, dalga evet. geçiyorlar çocuklarla bir şekilde onun bazı fiziksel özellikleriyle veya konuşmasıyla veya şivesiyle den, dalgalar aileden geçiliyor. kaynaklanıyor ne olursunuz yapmayın Bu, yani bu duygusal zorbalık da maalesef çok çok daha yaygın çünkü fiziksel zorbalık daha görüldüğü için buna çok yeltenemiyor çocuklar. Fakat bir şekilde bu duygusal zorbalığı yapıyorlar. Sonra sosyal zorbalık özellikle yok sayılma. Yani çocukların bazıları gruplaşarak bir diğerini yok sayar. Gruba grup tarafından dışlanılır veya dedikodusu, dedikodusu yapılır, haksız yere şikayet edilir öğretmene veya idare, idareye. Çocuk açısından bu da çok dezavantajlı bir Yapı, sosyal zorbalık aslında özellikle ergenlerde daha yaygın çünkü evet. grup ilişkileri orada fazla. Yok sayılmak çok zor bir duygu, bütün insanlık için. Yani çocukluktan bugüne kadar, çocukluktan yetişkinliğe kadar belki de en fazla sıkıntılı olan şey yok sayılma. Siz de onları yok sayın canım, yok sayılanlar <laughs> bu anlamda hani kuvvetlerin tek başınıza biz güçlü olun. İnanan toplumlar olarak evet. şunu biliriz, şunu biliriz. Yaratıcıyı yok saydığımızda yaratıcı diyor ki siz cehenneme atarım. Değil ne mi? Güzel, evet. Aslında siz bir insanı yok sayarsanız o insan sizi cehenneme atmak ister. Hmm. Yani bu kadar acı vermek ister. Çünkü ateş doldurar. nereden geliyor diyeceğim. Bir konu daha açılacak. Ama süremizin de sonuna geldik. Hatta ilginç olan bu çiftlerle çalışan bir ekol var. Gatman. Çiftlerle böyle çok uzun süre çalışan biri. En son şöyle bir kuram geliştirdi. Diyor ki bana bir çift verin 15 dakika onlar sohbet etsin. Konu hiç önemli değil. 10 şey 5 yıl içinde boşanıp boşanmayacaklarını ben size yüzde %85 tahmin edeyim yaklaşık. İzleyicilerimizin de gerçekten hmm. hani böyle ruhuna dokunacağımız konuları yarıda bırakıyoruz. <laughs> Ama maalesef bırakıyoruz. <laughs> tamam. Süremizin sonuna geldik. Peki. Fakat daha fazla süreli. Aha. inşallah daha faydalı ve bu konuların tamam. devamını işleyelim i̇nşallah, hocam. İnşallah inşallah. Peki. Valla çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yapayım Biz olarak aslında sadece temsil etmem gerekirken dahil edip süreden çaldım. Hakkınızı helal <laughs> edin. <Estağfurullah. Gayet gülüyor> çok güzeldi. Değerli Metin Aydın uzman klinik psikolog hocamıza Hı. çok teşekkür ediyoruz. Yine yeniden alacağız. Programımız devam ediyor efendim. Evet efendim gördüğünüz gibi programımızın sonuna geldik ama inanın vakit bana yetmedi. Özellikle bugün çok önemli ve güzel konuklarımızı ağırladık her hafta olduğu gibi tabii ama neden özellikle diye belirtmek istiyorum. Çünkü konumuz çocuklar ve aile olunca ben dayanamıyorum inşallah tekrar bu konuları işleyeceğiz. Şimdilik sizlere veda ediyoruz ama haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere Allah emanet olun hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.